Elimizde iki su molekülü var. Normalde su molekülleri birbirleriyle etkileşime girdiğinde su molekülünün polaritesinden dolayı burada gördüğünüz hidrojen bağları oluşur. Önceki videolarda bundan detaylıca bahsetmiştik. Buradaki moleküller birbirinin yanından geçer ve burada yer alan hidrojen bağları suyun bazı özelliklerini açığa çıkarır ancak bazı durumlarda kimya grafik veya açıklamalarda anlattığımızdan daha karmaşık olabilir örneğin moleküller arasında tuhaf etkileşimler görülebilir buradaki moleküllerin çok farklı şekillerde birbirine çarptığını söyleyebiliriz bunun yanı sıra moleküllerde yer alan elektronlar daima yer değiştirir bazı durumlarda bu elektronlar oksijenin bulunduğu tarafın kısmi negatif, hidrojenlerin bulunduğu tarafınsa kısmi pozitif yüklü olmasına sebep olabilir. Bunun nedeni ise aslında hidrojenlerin elektronlarını kaybetmesi. Bu da hidrojen bağlarını oluşturur. Ancak dediğim gibi moleküllerde her zaman bir değişim söz konusu. Çünkü bu moleküller sürekli hareket eder. Yani bunun gibi örneklerde olasılıklar üzerinden hareket ettiğimizi söyleyebiliriz. Buradaki örneğe dönersek gereken koşullar sağlandığında buradaki oksijen, daha doğrusu su molekülü diğer su molekülünün yanından geçebilir. Bu durumda buradaki elektronlar aşağıdaki hidrojen atomunu tutar. Ancak elektronların hidrojenin tamamını tutmayacağını da ekleyelim. Yani atomun çekirdeğini tutmaz. Bunu bir hidrojen atomu çizerek göstersem iyi olacak. Normal bir hidrojen atomu aslında sadece çekirdekte bulunan protondan oluşur. Yani hidrojenin en sık karşılaştığımız izotopunda nötron bulunmaz. Atom çekirdeğinde bir proton ve bu protonun çevresinde bir elektron bulunur. Buradaki proton pozitif yüklü. Bunu da eklesem iyi olacak. Burada pozitif bir protonumuz var. Onun çevresinde de negatif yüklü bir elektron. Bunu bir orbitale benzetebiliriz. Yani aslında molekül içerisinde bu elektron hareket ediyor. Bu kovalent bağın içerisinde yer alan bu elektronlar zaten bu oksijen tarafından tutuluyor. Bu da bu tarafın kısmi negatif, diğer tarafınsa kısmi pozitif yüklü olmasına neden olur. Buradaki elektronlar da bu kısımdaki kısmi pozitif yüke doğru çekilir. Dediğim gibi yukarıdaki kısmi negatif yükümüz vardı. Bunun sonucunda da hidrojen bağı oluşmuştu. Normalde buradaki hidrojenin parçası olan elektronla birlikte buradaki iki elektron hidrojen protonuyla bağ kurabilir. Bunu şu şekilde de açıklayabiliriz. Bu bağ sonucunda hidrojenin parçası olan elektron oksijen tarafından alınır. Her zaman böyle bir şey gerçekleşecek diye bir kural yok. Ancak doğru koşullar sağlandığında burada gördüğünüz hidrojen bağı kurulabilir. Bunun sonucunda da normalde yükü bulunmayan su molekülü bu şekilde görünür. Oksijenimiz burada. Yeni molekülümüzde 2 hidrojen yerine 3 hidrojen atomu var. Üçüncüyü de buraya çizelim. Yeni oluşan 2 kovalent bağı da ekleyelim. Burada ise tek başına bir elektron çifti kalır. Maviyle gösterdiğim bu elektron çifti de aslında buradaki hidrojen protonuyla paylaşılır. Az önce dediğim gibi hidrojenin bu tarafında bulunan elektronu oksijen atomu almıştı. Bu da aslında başka bir kovalent bağın oluşmasına neden olur. Buradaki molekül ise protonunu kaybetti. Ancak elektronlarının tamamı hala duruyor. Bu molekülün de yeni halini çizelim. Oksijenimiz burada bu oksijen tek bir hidrojenle bağ kurmuş durumda. Yukarıda ise iki tane elektron çifti kaldı. Molekülün kendisinde zaten bulunan iki elektron çifti bunlar. Aynı zamanda buradaki iki molekülün kovalent bağ sayesinde elektronların ikisini de alacağını söyleyebiliriz. Yani bir elektron çiftimiz daha var. Bu durumda bu molekül elektronlarının hiçbirini kaybetmeden yeni bir proton kazanmış oldu. Dolayısıyla bu molekülün net pozitif yüklü olacağını söyleyebiliriz. Bunu yazarak göstersem daha iyi olacak. Şimdi de ikinci molekülün yüküne bakalım. Bu molekül sadece bir proton kaybetmişti. Başka bir değişiklik olmadı. Bu durumda yükü negatif olur. Aslında bu örnekte yükü bulunmayan iki su molekülünü alarak bu molekülleri iki iyona çevirmiş olduk. Soldaki iyon H3O molekülüne dönüştü. Yükün pozitif olduğunu da hatırlatalım. Dediğim gibi H3O artı. Pozitif yüklü bu iyon kimyada hidronyum iyonu olarak adlandırılır. Hidronyum. Sağdaki iyonsa OH- olarak ifade edilir. Bu molekülde hidroksit iyonu olarak adlandırılır. Negatif yüklü olduğundan anyon sınıfına girer. Bunu da yazalım. Hidroksit. Dediğim gibi çok sık olmasa da doğru koşullar sağlandığında bunun gibi iki su molekülünün etkileşime girdiği durumlarda su moleküllerinden bir tanesi diğer moleküldeki hidrojen protonunu alır. Diğer su molekülü ise elektronlarının ikisini de korur. Bunun sonucunda da bu iki molekül iyon hale gelir. Bu durumda kimyada suyun otoiyonizasyonu olarak adlandırılır. Bunu da yazalım. Otoiyonizasyon daha doğrusu suyun otoiyonizasyonu. Aklınızda daha iyi kalması için örneğin üzerinden bir kez daha geçelim. Buradaki hidrojenin ilk başta sadece bir protonu ve elektronu bulunduğunu düşünebiliriz. Çünkü normal şartlarda hidrojen izotopunda nötron bulunmaz. Buradaki elektronu da diğer molekül alır. Yani bu bağın bir parçası olan elektronu diğer molekül alır. Bu durumda elimizde sadece bu proton kalır. Bu proton da diğer su molekülüne geçer ve molekülün pozitif yüklü olmasını sağlar. Peki, suyun içerisinde hidronyum iyonuyla ne kadar sık karşılaşırız? Buraya içerisinde 1 litre su bulunan bir kap çizelim. Normal şartlarda suyun içerisindeki H3O yani hidronyum derişimi, derişimden bahsettiğimiz için buraya köşeli parantez ekleyelim. Sudaki hidronyum derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 7'ye eşittir. Bu da molar cinsinden ifade edilir. Molar da aslında 1 litredeki mol sayısını ifade eder. Yani bu birimin mol bölü litreye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Molün ne olduğunu bilmiyorsanız mol kavramını anlattığımız videomuzu izlemenizi öneririm. Kısaca açıklamak gerekirse mol miktar ifade eden bir birimdir. Yani bunu bir düzine gibi düşünebilirsiniz. Bunu tabii ki örnek vermek için söylüyorum. Mol bir düzineden çok daha büyük bir birim. Molün yaklaşık olarak 6,02 çarpı 10 üssü 23'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir maddenin 6,02 çarpı 10 üssü 23'ünü ifade eder. Burada tabii ki moleküllerden bahsediyoruz. Yani 1 mol bir çözeltinin içerisinde bulunan 6,02 çarpı 10 üstü 23 molekülü ifade eder. Şimdi de buradaki değerin kaç mole eşit olduğunu bulalım. 1 çarpı 10 üssü eksi 7 mol bölü litre çarpı 6 çarpı 10 üstü 23 molekül bölü mol. Buradaki moller birbirini götürür. Bu iki sayıyı çarparak sonuca ulaşabiliriz. 10 üssü eksi 7 çarpı 10 üssü 23. 10 üssü 16 eder. Denklemin başına 6'yı eklemiştik. Birimi de eklemeyi unutmayalım. Molekül bölü litre. Burada yaklaşık değerlerden bahsettiğimizi de ekleyelim. 1 litre suyun içerisinde 6 çarpı 10 üssü 16 kadar hidronyum molekülü bulunmasının çok fazla olduğunu düşünebilirsiniz. Bu noktada şunu hatırlatmak istiyorum. 1 litre suyun içerisinde çok fazla su molekülü bulunur. 1 litre suyun yani H2O molekülünün yaklaşık olarak 56 mol H2O molekülünden oluştuğunu söyleyebiliriz. Buna göre hidronyumun derişimine bakalım. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. 56 mollük H2O molekülünün her biri için elimizde 1 çarpı 10 üssü eksi 7 oranında hidronyum iyonumuz var bu orana bakınca hidronyumun aslında çok da fazla olmadığını anlayabiliriz. 1 çarpı 10 üssü eksi 7 ve 56 arasındaki orandan bahsediyorum. Bunu da yazarak gösterelim. 1 çarpı 10 üssü eksi 7 bölü 56. Pay ve paydayı 10 üssü 7 ile çarpalım. Bu durumda normal şartlarda hidronyumun suya oranı ne olur? 1 bölü 56, burada 56'yı 10 üssü 7 ile çarpmamız lazım. Buradan da 7 sıfır gelir. Dolayısıyla hidronyumun suya oranının 1 bölü 560 milyon olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki değerden yola çıkarak 1 litre sudaki hidronyum miktarının çok fazla olacağını düşünmüş olabilirsiniz. Ancak bu miktar yaklaşık olarak 560 milyon H2O molekülünün içerisinde bulunur. Buradan da bunun çok küçük bir miktar ve nadiren gerçekleşen bir olay olduğunu anlayabiliriz. Örneğimize geri dönecek olursak ilk durumla karşılaşma ihtimalimiz ikinci duruma göre çok daha fazla. Bu durumda dengenin büyük ölçüde sol tarafta olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Bu video sayesinde 1 litre suda ne kadar molekül bulunduğunu öğrenmiş olduk.